Ben Selçuklu başkentinde doğdum, Konya. Osmanlı başşehrinde büyüdüm, hem de Fatih'in sokaklarında, İstanbul. Devlet görevini onurla yürütmeye gayret ettiğim, milletimizin temsili görevini yürütmeye gayret ettiğim, değişik görevlerde bakan, başbakan olarak, genel başkan olarak devlet ve siyaset ahlakımızın bulunduğu başkentimiz, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara. Ama ne zaman ruhum daralsa, ne zaman sadece bedenimi değil, ruhumu da dinlendirmek istesem Bursa'ya gelirim. Çünkü Bursa hem Osmanlı başkenti İstanbul'u hazırlayan şehirdir, hem de her sokağıyla, her sözüyle, her namesiyle, her ulu ereniyle bizim şehir kültürümüzü Semerkant'tan, Horasan'dan alıp Balkanlara taşıdığımız kültürün ana istasyon durağıdır. Bursa'yı anlayan bizi anlar, Bursa'yı dinleyen bizi dinler. Ulu şehir dedim. Çünkü benim doğduğum yerde bir kıble kayası vardır Trosların zirvesinde. Türkmen obalarının geldiği anda konduğu tam karşıda bir kıble kayası. Çocukluğumda hep bu kıble kayasına bakardım. Ve hep sonra duamı onu da yaptım. Ya Rab, bana öyle bir feyzi kanaat ver ki değil namerde, merde dahi muhtaç eyleme ve baş ve boyun eğdirme. Bir milletin bir dağa ulu dağ demesi, o ulu dağ gibi zirvenin, onurun başı dik insanların olduğunu gösterir. Bir ulu sultan, bir beylikten, bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir cihan düzeni çıkarılmasının ulu öncüsü Osman Gazi. Adı gibi Gazi ve rüyasının gerçekleşeceğinden emin bir şekilde Bursa'da ektiği tohum Bursa'yı sultanlar şehri yaptı. Ve bir ulu cami. Birçok mukaddes mekanda bulundum. Ama beni en çok etkileyen mekanları say deseniz, biraz sonra üzerine biraz daha fazla duracağım bir mekanla birlikte, Mekke, Medine, Mekke-i Mükerreme, Kabe, Mescid-i Nebevi, Kudüs, Mescid-i Aksa, Bursa, Ulu Cami, Diyarbakır, Ulu Cami derim. Geldiğim her seferinde, hangi vasıfla gelirsem geleyim, Bursa Ulu Cami'de sabah namazı eda ettiğimde, ruhumun Mekke'de, Medine'de, Mescid-i Aksa'da olduğunu hissetmişimdir. Bursa'nın Ulu Camisi, Ulu Sultanı, Ulu Dağı'yla Bursa bizi temsil eder. Biz Bursa'yız. İşte şimdi tam da Bursa üzerinden anlatmak lazım. Bir an gelmiş ki onurumuz zedelenmiş, örnek vereceğim. Uludağ gibi başımız dik dursun diye dua etmişiz, zillete düşürmüşler. Bu ülkeyi iktidara gelenler. Nasıl olduğunu söyleyeceğim. Bir an gelmiş ki bu topraklardaki devlet ve siyaset ahlakı, ahi geleneğiyle gelen ahlak bozulmuş, devletin her tarafını ahtapot gibi çeteler sarmış. Ve bir zaman gelmiş ki Bursa'nın o üretken, o çalışkan sanayi ile tarımı birleştiren diyarı bile yoksullukla yüzleşmek, yoksullukla bir çileli hayat sürmek, insan onuruna aykırı emeklilerimizin ayın sonunu getiremediği bir düzen gelmiş. İşte biz Gelecek Partisi'ni kurarken, çok zorlu sınamalardan geçerken hep bütün bu bozulmayı, çürümeyi görerek cesur ve yiğit insanlarla biraz önce zikredildiği gibi değerli valimiz tarafından bir parti kurduk. Bursa'nın rengi noktamızdı. Ve Bursa'da çok gerçekten çalışkan Bursalı kimliğini de özümsemiş bir il başkanı arıyorduk. Alparslan Bey'i bulduk. Şimdi divan başkanımız. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve madem Bursa devlet şehridir dedik, devlet kuran şehirdir. Devletin iki temsilcisi vardır. İçeride vali, dışarıda büyükelçi. Bir değerli valimiz İzzettin Bey, kurucular kurulumuz oldu ve Bursa'da hep
arkasında durdu. Kendisini terörle mücadelenin en zor zamanlarında Şanlıurfa'da kendisiyle birlikte çalıştık. Bursa valisiyken birlikte çalıştık. Her zaman vakarından, devlet ahlakından taviz vermediğine şahit oldum. Ve kendisine İzzettin Bey, devlet zor günler bekliyor devleti. Bizim inandığımız değerleri zor günler bekliyor diye 2019'da gel beraber siyaset yapalım dediğimde benzeri birçok bize saygı gösteren bürokrat ve devlet yetkilisi çekinip kenara çekilirken değişik şeylerden düşüncelerle çekilip İzzettin Bey emriniz olur Sayın Başbakanım madem ki devlet zor da ben buradayım dedi kendisine teşekkür ediyorum. Yine Dışişleri Bakanıyım. Somali'de büyük çatışmalar var. Ve Somali'ye yaklaşık, evet o zaman 20 yıldır neredeyse hiç uçak inmemiş. Somali halkı Osmanlı'ya, Türkiye derneğinde yüreği yanan bir halktır. Oraya gitmeye karar verdiğimizde bir büyükelçi atamamız gerekiyordu. Oraya gittik, şartları gördük. Büyük çatışmaların çok riskli bir şekilde. Biraz sonra eleştireceğim için şimdi hakkını da vererek söylüyorum. Sayın Erdoğan Başbakan olarak ve hep beraber Somali'ye indik. Zor şartlarda Türkiye'den geniş bir heyetle ve Afrika bize açıldı. Şu anda Somali'de bir askeri üssümüz var. Somali, Mogadişu limanı dahil büyük bir etkimiz var. O gece Somali'ye bir büyükelçi gönderelim dedik. Daha Somali'de hiç büyükelçi yok. Herhangi bir ülkenin büyükelçisi yok. 15-20 yıldır bir gece yarısı Londra'da sınır tanımayan doktorlarda çalışan, yeryüzü doktorlarında ve Afrika'yı avucunun içi gibi bilen Kani Bey'i aradım. Ta lise yıllarından beri tanıdığım. Kani Bey dedim sana bir sefer görünüyor gece 12-1. Hayrola dedi. Çantan valizin hazırsa dedim Somali'ye büyükelçi olarak gideceksin. Olur ama dedi bir gün düşünme hakkım yok mu? Eşimle bari konuşayım. Dedim ki istişare sünnettir. Konuşabilirsin. Tek şartla hayır dememek şartıyla. Ve Somali'ye büyükelçi olarak gitti Kani Bey. Şu anki milletvekilimiz. Birçok suikasta atlattı. Yanında bir polisimiz şehit oldu. Ama Somali'de bugün kime sokaktan çevirseniz belki Somali Cumhurbaşkanı veya bakanlarını az tanır ama Türk Büyükelçisi Kani dediklerinde hepsi hayırla anar, hayırla dinler. Ve devletimizi orada hakkıyla temsil etti. Dediğim gibi şu anda orada Uluç Ali Reis'ten bu yana ilk defa Hint Okyanusu kıyılarında bir Türk deniz askeri üssü var. Değerli arkadaşlar bunları zikretme sebebim ve tabii Fuat Bey yeni il başkanımız büyük gayretlerle Bursa'ya verdiğimiz önem ve Bursa bizi hiç yanıltmadı. Bunun için de ilk kongremizi Bursa'da yapmaya karar verdik. Aslında bu kadar uzun bir girizgah düşünmüyordum ama Bursa beni heyecanlandırdı. Müsaade ederseniz zihnimdeki programdan konuşma akışından biraz yine bağlayarak ama biraz değiştirerek ben de Filistin'den bahsetmek isterim. Mescid-i Aksa'da defalarca bulundum. 24 yaşında ilk kez 1983'te Sabra Şatilla katliamları yaşanırken bir gece yarısı sokağa çıkma yasağında sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bu gençlik heyecanıyla sabah namazına kadar şeyde kaldım. Mescid-i Aksa'da ve Zeytin Dağı'nda. O günden bugüne Mescid-i Aksa'ya defalarca gittiğimde emin olun Bursa Ulu Cami'nin kokusunu aldım. Ve Bursa Ulu Cami'ye ne zaman girmişsem Mescid-i Aksa'nın kokusunu aldım. Bugün, dün Filistin direnişine destek verdim diye beni sosyal medyada eleştirenler, hiçbirimizin tasvip etmeyeceği bir takım görüntülerden hareketle, münferit şeylerden hareketle Filistin direnişine leke düşürmeye çalışanlar, Filistin halkının 75 yılda çektiklerini bilmiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şu anda eğer bana mazlum ülk halk sayın derseniz Filistinliler, Arakanlılar ve Doğu Türkistanlılar derim. Her üç alanda da
Harp Gazze havadan bombalanırken 2012 Kasım'ında 10 Arap bakanla oradaydık. Arap bakanların hepsi bombalama başladığı anda İsrail ile temas ederek Mısır veya Batı Şer üzerinden Ürdün'e geçtiler. Sara Hanım'la birlikteydik eşimle. Dedim ki madem ki Gazze'de kardeşlerimiz bombalanıyor, İsrail ile temas kurarak burayı bombalanırken terk etmek bize haramdır. Ve Şifa Hastanesi'ne gittim. O zaman gördüm Filistinlilerin ne hissettiğini, ne anladığını. Bir bölge düşünün ki bakın burayı yakinen bildiğiniz için bu bölgeden örnek vereyim. Türkiye'nin en küçük vilayeti Yalova. Yalova'nın yarısı kadar bir yerde Gazze'de 2 milyon insan yaşıyor. 2 milyon insan. Dün uluslararası basını takip ettim. Türk basını takip ettim. Öyle bir hava estiriliyor ki Filistinliler İsrail'e saldırmış. Zavallı İsraillilere saldırmış. Evet, sivil kadın çocuklara dokunulmaz bizde. Ama o Filistinli Gazze'de yaşayanların %70'i İsrail tarafından 48'de ve 67 savaşlarında bulundukları topraklardan sökülüp atılmış insanlar. Yani düşünün ki sizin Bursa'dan birisi söküp atıyor Eskişehir tarafına ve diyor ki buradan dışarıya çıkmayacaksınız. Allah muhafaza Yunan işgali devam ettiğinde düşünün ki. Ve babanızın toprağı orada. Doğup büyüdüğünüz yerler orada. Ve bariyerler, duvarlar örmüşler aralarınıza. Geçemezsiniz diyorlar. Şimdi bir halk açık hava hapishanesinde yaşarsa, bir halkın kadınları, anaları, çocukları gözleri önünde çocukların öldüğüne şahitlik etmişse ki ben şahit oldum. Şifa Hastanesi'ne bir Filistinli babanın şehit olmuş bir kızını ilk defa görüp yerde yatarken görüp nasıl sarıldığını ben bildim. Ben de kız babasıyım. Ve yaşadım bunu. Üzerimizden bombalar atılıyordu ama Filistinlilerin Gazze'lerinde Türk bayrakları vardı hastanenin önünde. Çünkü ben oradaydım. Bunu yaşamayanlar. Aynı şekilde Arakan'da 30 yıl sonra giden ilk uluslararası yetkili bendim. Eşimle birlikte. Ve Doğu Türkistan. Yüreğimin yarası Doğu Türkistan. Şimdi bunlar olacak ve biz hiçbir şey olmamış gibi basında sürdürülen propagandaya kapılıp eleştireceğiz. Öyle mi? Hayır arkadaşlar. Dün Filistin direnişinin yanındaydım. Bakanken, başbakanken yanındaydım. Filistin devleti tanındığında üye olmayan devlet olarak tanındığında Birleşmiş Milletler'de bir Mahmut Abbas vardı. Bir de ben vardım İslam dünyasından. Ve Mahmut Abbas bunu her yerde söyler. Başbakan olarak da yanlarındaydım. Bugün de yanlarındayım. Yarın da yanlarında olacağım. Ulu Cami'nin manevi hatırası için Mescid-i Aksa'nın sonuna kadar savunucusu olacağım. Şimdi olayları takip etmeyenler için bir anda başlamış saldırı öyle mi? Size üç sebep şey söyleyeceğim. Filistin'de birikiye birikiye gelen atmosferi. Bir, Mescid-i Aksa'ya değerli arkadaşlar. Ulu Cami'nin kardeşi dediğim veya büyüğü, Ulu Cami onun kardeşi dediğim Mescid-i Aksa'ya aylardır İsrail askerleri postallarıyla giriyor. Oradaki Filistinli gençlere zulmediyor. Ve bir seferinde birkaç kez hatta Mescid-i Aksa'ya polis köpekleriyle girdiler arkadaşlar. Şimdi Ulu Cami'ye işgal güçlerinin postallarıyla, polis köpekleriyle girdiğini düşünebiliyor musunuz? Düşünün ve Filistinlilerin ne hissettiğini hissedin. Mescid-i Aksa bizim kıblemizdir. Sessiz kalamayız. Ve aylardır bu devam ediyor. İki, bu devam ederken Filistinlilerin arkasında durması gereken devlet adamları, Araplar, Arap devletleri, İslam ülkeleri, içlerinde Türkiye'de var. İsrail ile normalleşme sırasına girdiler. Mavi Marmara'nın şehitlerinin kanı unutuldu. İsrail ile normalleşme sırası. Hepsi birer birer normalleştiler. Filistinler şöyle hissetti. Bütün dünya bizi terk etti. Arap kardeşlerimiz terk etti. Müslüman kardeşlerimiz terk etti. Türkiye bile terk etti. Ve öyle bir tablo ki bakın size yüreğim yanarak söylüyorum. Bu devletimizin bu kutlu kutlu diye dava diye dün Sayın Erdoğan'ın kongrede zikrettiği davanın geldiği yere bakın. 23 Eylül
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Netanyahu konuşuyor. Açın bakın 9. dakika 35. saniyesinde bulursunuz Birleşmiş Milletler konuşmasını. Bir harita çıkarıyor. 1948'de İsrail Devleti böyle kuruldu diyor. Üzerinde Filistin yok. Bütün Filistin işgal topraklarda İsrail olarak gösterilmiş yeşil bir renkle. Sonra diyor ki bütün çevremiz düşmandı. Şimdi hepsi bize dost oldu diyor ve haritanın etrafındaki devletleri gösteriyor. Sonra da diyor ki G20'de Avrupa Birliği ile Hindistan arasındaki anlaşmayla yeni bir tren ve ulaşım hattı, baharat yolu geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Yunanistan, Avrupa Birliği diyor. Filistin yok. Ve tabii Türkiye de yok. Ve bu haritayı düşünün ki birisi Türkiye'yi silmiş haritadan veya başka bir ülkeyi, Bosna Hersek'i silmiş. Ve burası Sırbistan demiş. Arkadaşlar susabilir miyiz? Birisi Kazakistan'ı silmiş ya da Azerbaycan'ı silmiş. Susabilir miyiz? Ve bunu yapan Netanyahu aynı toplantılarda Erdoğan'la el sıkıştı. One minute diyen Erdoğan bu tabloyu göre Netanyahu ile el sıkıştı. Arkadaşlar ne vahim bir tablo. Bütün bunları izleyen Filistinliler çıplak elleriyle önce herkes bizi terk etti diyerek yürüdüler. Görüntüleri yanlış olanlar yanlış deriz. İslam'da, inancımızda da, evrensel hukukta da, benim inandığım değerlerde de kadınlara, çocuklara dokunulmaz. Ama vatanlarından sökülüp atılan bir milletin de kendi topraklarına sahip çıkma hakkı vardır ve mutlaka sahip çıkacaklardır. Biz de arkalarında olacağız. Nedir bu? Şimdi ve benim yine yüreğimi yaralayan, defalarca benim uluslararası diplomasideki unvanım arabulucudur. Hiçbir zaman savaş yanlısı olmadım. İsrail-Suriye arabuluculuk görüşmelerini ben yaptım 2008'de. Yıllarca sürdü ve belli bir başarı sağlamıştık. Gazze'ye saldırdı, İsrail onun üzerinde kaldı. Gazze savaşının her birinde arabuluculuğu ben yaptım İsrail'le Hamas arasında, Filistin Kurtuluş Örgütü arasında. Bosna Hersek'le Sırbistan arasında. Birçok yerde, Kırgızistan'da soydaşlarımızın kendi aralarındaki ihtilaflarda vesaire, hepsine girmeyeceğim. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir yerde şiddeti veya çatışmayı istemem. Ama onurlu bir milletin, onurlu bir ferdi olarak onuru için savaşan insanlara da saygı duyarım, yüreğimi açarım, sonuna kadar da onları desteklerim. Kim ne derse desin. Efendim savaşı mı teşvik ediyorsunuz? Hayır. Eğer İsrail lime lime ettiği ve apartayda çevirdiği Filistin topraklarını, duvarları, bir köyden bir köye gidemeyecek şekilde kesilmiş yolları, kadim Filistin topraklarına yerleşimci adı altında yerleştirdikleri militanları ve bir kez Mescid-i Aksa'ya gitseydiniz arkadaşlar, bunlar gitseydi bir kez Mescid-i Aksa'ya, orada yapılan zulmü bir kez görselerdi, böyle konuşmazlardı. Ve gerçekten dün yüreğimi yaralayan bir konuşma dinledim Sayın Erdoğan'dan. Sayın Erdoğan one minute dediğinde yanındaydım. Ve ayrılırken bugün tarihi değiştiren bir söz söylediniz. Hiç geri adım atmayın Sayın Başbakanım dedim. Hatırlar. Ve Shimon Peres, İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e benim telefonumdan özür dilettim Sayın Erdoğan'a. Benim telefonumdan aradı ve özür diledi. Ve onurdu bu bizim için bütün dünyada. Aynı Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasındaki metni okuyorum size. Filistin'le ilgili metni. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin ve işgalin karşısında durmaya devam edeceğiz. Doğru. Ama devamındaki cümleye bakın. Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Arkadaşlar, Filistin var mı cümlelerin içinde? Filistin diye bir kavram var mı?
Kim yazdı bu metni Sayın Erdoğan sana? Senin 7,5 yıl baş danışmanlığını yaptım. Hiçbir metinde böyle bir rezalet ifade var mıydı? Beraber Filistin için aynı odada ağladık. Gerçekten ağladık 2014 savaşında. Bütün bölgeyi dolaşıp Filistin'e barış getirmek için çaba sarf ettiğimizde. 2009 savaşında bir 10 gün uyku yüzü, yatak yüzü görmeden Kahire, Şam, Tel Aviv arasında arabuluculuk yaptım ben. Ve ateşkes yaptık. Ama hiçbir yerde İsrail'deki hadiseler demedik biz. Bu ne demek? Bir cümle önce Mescid-i Aksa'dan bahsedeceksin. Bir cümle sonra İsrail diyeceksin. Arkadaşlar bu bir diplomatik rezalettir. Bu tarih bilincinin bitmesidir. Bu siyasetin bitmesidir. Mescid-i Aksa asla İsrail toprağı değildir. Gazze asla İsrail toprağı değildir. Filistin asla İsrail toprağı değildir. Yani bu emin olun dinlerken tüylerim diken diken oldu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu bizim, bu benim bildiğim Sayın Erdoğan'a yakışmaz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı asla yakışmaz. Bakın size o yıllarda daha yakın dönemde değil. Hiç Filistin istismarı yapmamış bir başkonsolosdan bahsedeyim. Bana Filistinleri anlatmıştı. Ve detaylı olarak bu konuda araştırma yaptığımda okumuştum. 1967 savaşında İsrail Doğu Kudüs'ü işgal edip Mescid-i Aksa'ya girdiğinde İsrail Mescid-i Aksa'nın tepesine İsrail bayrağı çeker. Orada bulunan Türk Başkonsolosu İsrail tarafına mesaj gönderir. Bu bayrak Mescid-i Aksa'nın üstünden inmedikçe sizinle hiçbir şey konuşmayız ve her türlü size karşı her türlü tedbiri almaya hazır olacağız. Ve İsrail o gün İsrail bayrağını indirir Türk Başkonsolosu'nun mesajı üzerine. Şimdi bütün bu çaba Mescid-i Aksa'ya tekrar İsrail bayrağını dikmek için. Rahmetli Demirel, ben akademik hayattayken bir sabah öyle sürprizleri varmış demek ki, o zaman daha yakın tanıdım. Odamda çalışıyorum. Telefon çaldı. Kaldırdım. Dedi ki Sayın Davutoğlu'la mı görüşüyorum? Buyurun dedim. Kendisini tanıttı. Ben Cumhurbaşkanı Süleyman Demir. Ayrılmıştı o sırada. Şaşırdım. Önce biri şaka yapıyor zannettim. Dedi ki Sayın Davutoğlu, beni Mitchell Komisyonu'na, Birleşmiş Milletler Mitchell Komisyonu kurulmuştu. Filistin meselesinin çözümüyle ilgili Türkiye'yi temsilen oraya katılıyorum. Bu konuda sizin uzman olduğunuzu söylediler. Bir rapor yazar mısınız? Ne kadar süren var Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Bir ay dedi. Tamam dedim. Ve bütün birikimlerimi kullanarak Türkiye Cumhuriyeti adına, daha o zaman herhangi bir siyasi şeyim yok, ünvanım yok, baş danışma falan da değilim. Üniversitede bir profesör. Ve bütün sokaklarıyla, bütün köyleriyle, bütün yerleşim bölgeleriyle, Kudüs'ün her bir sokağıyla arkadaşlar hemhal olarak bir rapor yazdım ben. Bugün o rapor ve orada yaşananları detaylı bilen biri olarak söylüyorum. Kudüs meselesi, Filistin meselesi sadece Arapların meselesi değildir. Kim buna Arap meselesi olarak bakarsa Selçuklu'yu anlamamıştır, kusura bakmasın. 1 milyon Haçlı'yı Anadolu topraklarına gömen Selçuklu, Kudüs'ü savunmak için yaptı bunu. Efendim, Arapların meselesine biz ne karışacağız? Bunu diyen tarih bilmiyor. Bunu diyen Bursa'yı bilmiyor. Haçlı seferlerine direnen Selçuklu bunun için direndi. Selahaddin Eyyubi kendisine gülmeyi yasakladı. Kudüs işgal altındayken gülemem diye. Arap mıydı Selahaddin Eyyubi? Kılıç Arslan Arap mıydı? Sultan Abdülhamit Arap mıydı? Bu meseleyi Arap-Türk meselesi haline getirenler bizim tarihimizden kopuk insanlardır. Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. 2014 savaşı sürüyor. Şeye girmişler Gazze'ye. Biz 2012'de gittikten sonra. Ve tek tek Gazze sokaklarını bildiğim için savaşılan yeri de biliyorum.
Filistin tarafıyla görüşürken nerede dedim son direniş? Şücaiye'de dediler. Neresi biliyor musunuz? Kahramanlar Tepesi. Niye adı Kahramanlar Tepesi Gazze'de biliyor musunuz? Son Osmanlı ordusu İngiliz ordusuna karşı son direnişi orada yaptı. Ve Kudüs'ün yolunu kapatabilmek için emperyalistlere son neferine kadar şehit oldu Osmanlı ordusu orada, Türk ordusu. Ve Gazzeliler onun için oraya Kahramanlar Tepesi dedi. Aynı tepede İsrail'e direndiler. Şimdi arkadaşlar, Filistin meselesi Arap meselesi değildir. Filistin meselesi hatta sadece Müslümanların meselesi de değildir. Filistin meselesi insanlığın meselesidir. Nasıl Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırkçı apartheid rejimi insanları açık hava hapishanesine döndüren bir yerde yaşadı ve hepimiz karşı çıktık. İsrail'de bir apartheid uygulaması yapıyor bugün. Açık bir ırkçılık uygulaması yapıyor. Böldüğü, parçaladığı Filistin'de. Ve çok samimi uluslararası diplomatlar bunu böyle teyit ediyorlar. Bu sabah yola çıkmadan önce bir gerçek anlamda insanlığın vicdanı temsil eden biriyle kahvaltı ettim. Konferans için gelmişti. Richard Falk. Çok eski dostum. 93 yaşında. Vietnam Savaşı'na karşı çıkmış. Irak işgaline karşı çıkmış. Dünyanın şu anda en önemli 5 uluslararası hukukçusu deseniz ekol kurmuş birisi. 2008 yılında ben İsrail ile Filistin arasında arabuculuk yaparken Suriye arasında o da Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Raportörü olarak atandı. Ve 2014 yılına kadar da rapor yazdı. Bütün raporlarında İsrail'in Filistinlere yaptığı zulmü anlattı. Ve bunun üzerine İsrail tarafından tutuklandı. Birleşmiş Milletler diplomatı olarak. Siyonist örgütler ölümle tehdit ettiler. O zaman bile 80 yaşına yakındı. Bir adım geri adım atmadı. Ve biliyor musunuz, Musevi bir aileden geliyordu. Bugün sabah son durumla ilgili onunla istişare ettim. Arkadaşlar, insan olan dinine, etnisitesine bakmaksızın zulmedene zalim, mazlum olana mazlum der. İşte Filistin'le bizim beraberliğimiz burada. Sayın Erdoğan başka şartlarda olsaydı eminim gür sesle bağırır, dış mihraklar ve emperestler diye konuşurdu. Niye konuşmadı? Niye konuşmadı biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'yi 10 sente muhtaç hale getirdiler de ondan. Çünkü Doğu Türkistan'la niye konuşamıyor? Çünkü Çin'den swap alıyor. İsrail'le bu görüşme karşılığında bir takım uluslararası çevrelerden ve İsrail'le barışmış olan körfez ülkelerinden dolar dilenmeye başlarsanız başınız dik olmaz. Uludağ gibi başınız dik olmaz. Ulu Cami gibi yüreğiniz zengin olmaz. Bu konuşma benim yüreğimi yaraladı. Sayın Erdoğan'a tavsiyede bulunuyorum. Bu konuşmayı kim yazdıysa, promptura kim koyduysa görevden alsın. Daha nice hatalar yaptırırlar kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak. Şimdi yine de hayırlı olsun diyorum. AK Parti Kongresi hayırlı olsun kendisine ve AK Parti camiasına, genel başkanlığını yaptığım o camiaya. Bizi çağırmadılar, davet etmediler. Üç partiyle birlikte bizi çağırmadılar. Ha, peşlerinde değiliz, çağırın diye de yalvaracak değiliz. Ama şimdi AK Parti'ye oy vermiş, geçmişte de bana hocam diyen kitlelere sesleniyorum. Netanyahu ile o Mavi Marmara'nın kanını elinde bulunduran Mavi Marmara şehitleri Netanyahu ile gülerek el sıkışan Sayın Erdoğan'ın sıra bize geldiğinde selam dahi vermekten kaçınmasının hesabını size bırakıyorum değerli AK Partililer. Şimdi gelin o zaman müsaadenizle biraz daha vaktinizi alarak bütün bu zillet halinin arka planına girelim. Bir cumhurbaşkanı ki Amerika Birleşik Devletleri'nden başkanından ahmak olma diye mektup alır. Bir cumhurbaşkanı ki Filistin konusunda konuşması gerektiği yerde İsrail'den bahseder. Bir cumhurbaşkanı ki Doğu Türkistan'dan bahsetmeyi dilin ucuna bile getirmez.
Dün söylendiği gibi o cumhurbaşkanı eskiden olduğu gibi kimsesizlerin kimsesi değildir. Kimsesizlerin kimsesi değil. Buydu sloganı Sayın Erdoğan. Ve öyle de oldu Somali'ye gittiğimizde. Öyle de oldu One Minute dediğimizde. Öyle de oldu Birleşmiş Milletler koridorlarında adalete aykırdığımızda. Nereden, nereye geldik? Neden? Çünkü en başta işte Türkmen doğasıdır dedemle aldı. Bana öyle bir feyzi kanaat ver ki değil namerde merde dahi eyleme muhtaç. Bunlar bu milleti, bu ülkeyi değil namerde merde dahi muhtaç ettiler. Namerde muhtaç ettiler. Eğer siz hazine kaynaklarını tüketirseniz, eğer siz Merkez Bankası'nın rezervlerini bitirirseniz, eğer siz milletten vergi toplayıp 3-5 zengine, tefeciye, kur korumalı mevduat adı altında aktarırsanız, işte ülkenin bereketi kalmaz, sözünüzün değeri kalmaz ve boyun eğmeye başlarsınız. Eğer sizin hakkınızda Rıza Zarrab gibi şarlatanlar, Sezgin Barak Korkmaz gibi kara para aklayıcıları mahkemelerde ifade vermeye kalkmışsa başınız dik olmaz. Biz de başbakanlık yaptık. İşte korkmuyorum hiçbirinden. Ne ülkedeki çetelerden korkuyorum, ne yurt dışındaki bir takım çevrelerden korkuyorum. Çünkü ben siyaset dersini Bursa'dan aldım. Başım Uludağ kadar dik, yüreğim Ulu Cami kadar engin, ahlakım da Ulu Sultan Osman Gazi gibi bir devletin ahlakıdır. Siz bizi dışlayabilirsiniz. Kongrenize davet etmeyebilirsiniz. Hakkımızda bir takım şeyler söyleyebilirsiniz. Hatta üstü kapalı olarak ıslah olsunlar diye dua edersiniz. Dünkü konuşmada olduğu gibi. Ben de dua ediyorum. Kutlu bir yola yolsuzluklarla mücadele diye başlayıp toplumun her kesimine ve devletin her kademesine ne yolsuzluğu bulaştıranları devletimiz diyerek, tek devlet diyerek, devletimiz bayrağımız diyerek devletin çeteler tarafından kuşatılmasına, çeteler üzerinden bir İçişleri Bakanı'nın her tür çeteyle resimlerin ortaya çıkmasına kadar çetelerin devlete sirayet etmesine sebep olanları, yoksullukla mücadele diyerek yola çıkıp da çiftçileri tohum ekemez, ekim yapamaz hale getirip emeklileri bir haftada maaşını tüketmesine yol açıp zelil edenleri Allah ıslah eylesin. Türkiye Cumhuriyeti adına konuşurken başka ülkelerin devlet başkanlarından aptal olma diye mesaj alanları Allah ıslah eylesin. Filistin'den bahsederken İsrail diye bahsedip açıkça Filistin bile demekten kaçınanları Allah ıslah eylesin. Değerli arkadaşlar, iki hususa daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dün yine konuşmada, kongre konuşmasında Sayın Erdoğan dedi ki, bütün dünyada olduğu gibi bizde de hayat pahalılığı hayatı etkiliyor. Hayat pahalılığı bizde de var. Şimdi bu ne kadar doğru? Ayrıca da meclis açılış konuşmasında da Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe göstermişti Türkiye'deki enflasyona. Bütün dünyada gerçekten hayat pahalı mı var? Bakın size bir iki rakam söyleyeyim. Şu anda dünyadaki enflasyon ortalamasının 8 misli enflasyon Türkiye'de var. Dünya ortalamasının 8 misli. Dünya ortalaması takriben %7-8-9 civarında. 8 misli Türkiye'de enflasyon var. Rusya ve Ukrayna savaş halinde Türkiye enflasyonda dünya 6.'sı, Ukrayna dünya 47.'si, Rusya dünya 86.'sı. Bizim enflasyon oranımız %59, Ukrayna'nın %8, Rusya'nın %5. Allah aşkına kim savaşıyor? Kim savaşıyor? Kimde enflasyon var? Ve Ukrayna-Rusya savaşı başlamasından bu yana Türkiye'de enflasyon %21 arttı. Ukrayna'da %14 düştü. Rusya'da %40 düştü arkadaşlar.
Kimi aldatıyorsunuz? Türk lirası Rusya-Ukrayna savaşından bu yana %101 değer kaybetti. Ukrayna parası %28, Rus rublesi %29 kaybetti. İşte peki neden kaybediyoruz? Birincisi, ehliyet yok, liyakat yok. İkincisi, ahlak yok. Üçüncüsü, tasarruf yok. Çiftçilerimize gidersiniz, çiftçilerimize para vermek gerektiğinde, bakın, Bursa tarım diyarı, bütün Türkiye'den kısa birkaç rakam vereyim size. Geçen sene mısır 5700 liraydı, bu sene 6000 lira alım fiyatı. Ayçek yağı 12.000 liraydı, bu sene 15.000 tonu. Buğday 9.000 lira ilan ettiler, 6.000 liraya satılıyor. Arpa 6.000 lira civarında iken 5.000'e satılıyor. Bütün çiftçilerimiz neyi üretirse üretsin zararda. Emeklilerimiz 7.500 lirayla geçiniyor. Peki bu ekonomi yönetimi kime hizmet ediyor? Arkadaşlar, faizcilere hizmet ediyor. Tefecilere hizmet ediyor. Çalışmadan, üretmeden yan gelip yatanlara hizmet ediyor. Sanayi üretiminin düştüğü, tarım üretiminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir yerde Allah aşkına huzur, bereket olur mu? Ve yine biraz önce değerli valimiz bahsetti. Bunun üzerinde özellikle bundan sonra duracağız. Bütün teşkilatlarımıza da en temel mesele olarak bunun savunmaları ve gerekli çalışmaları yapmalarını istiyorum. Ailenin korunması. Ailenin korunması. Şimdi Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bütün AK Partili, MHP'li kardeşlerime söylüyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeceğim. Bir teşekkür borcum var, onu unuttum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partisi'ne, Demokrat Parti'den efendim deva yapıyor. Bütün Türkiye Komünist Partisi'nden Türkiye İşçi Partisi'ne ve Vatan Partisi'ne kadar. Herkes dünden bu yana Filistin'in yanındayız diye mesajlar yayınlıyor. Ya liderleri Sayın Kılıçdaroğlu gibi ya parti temsilcileri. Hepsi. İki parti Filistin'in yanındayız diye bir mesaj yayınlamadı. Birisi AK Parti, birisi Milliyetçi Hareket Partisi. Bunu da tarihe bir kayıt olarak düşmek lazım. Her konuda konuşan, tweet atan Bahçeli, çeteleri savunurken tweet atan Bahçeli, Filistin'i savunmak için bir tek tweet atmadı arkadaşlar. Aynı şey AK Parti için geçerli. Şimdi, dünkü konuşmasında Sayın Erdoğan yine LGBT konusunu açtı. Bizi bilen bilir, ahlakımızı bilen bilir. Gelecek camiası da buradaki bütün partilerin değerli temsilcilerinin hiçbirisinin de LGBT propagandasına ve LGBT'yi teşvik edecek bir söze tevessül etmeyeceğini herkes bilir. Peki Sayın Erdoğan anayasa deyince niye aklına LGBT geliyor? Niye? Çünkü istismar. Benim Sayın Erdoğan'a tavsiyem şu, AK Partili kardeşlerime de. Aileyi korumak için ne yapacaksanız yalnızdayız. Çünkü aile bizim için en büyük değerdir. Aileden daha büyük bir değer yoktur. Ama var mısınız? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının abisinin kontrolünde olan, adını da vereyim çekinmeden, ATV kanalında her sabah yayınında aileyi çatırdatan, her türlü ahlaksızlığın konuşulduğu, insanların birbirinin ahlakını deşifre edip rezil ettiği programlarda kaldırmaya var mısınız? Var mısınız? Niye riyakarlık yapıyorsunuz? Peki, en önemli hususlardan birisi, değerli valimiz bu konuda büyük tecrübeye sahip ve özel görev verdim ona, uyuşturucu meselesi. Arkadaşlar nasıl oldu da son 6-7 yıl içinde Türkiye uyuşturuculuğun merkezi haline geldi? Nasıl oldu? Kim yaptı? Dış mihraklar mı yaptı? Varsa haddini bildirin. İç mihrak yaptı, biliyor musunuz? Uyuşturucu meselesinin Türkiye'de aileleri yok eden, gençleri perişan eden, milletin geleceğini yok edecek hale getirenleri arıyorsanız, uyuşturucu çeteleriyle kim resim çektirdiyse onun sorumlusu odur. Hangi çeteyi alsanız, hangi kara para aklayıcısını alsanız, Süleyman Soylu'yla resmi çıkıyor, eski İçişleri Bakanı'yla. Ve ne gün birisi Süleyman Soylu'ya bir şey söylese,
Bahçeli açıklama yapıyor ertesi gün. Nedir bu ilişki Allah aşkına? Şimdi mülteciler konusunu söyleyen, açanlara söylüyorum. Araştıracağız ve hepsini daha detaylı bilgiler geliyor. Suriye'den Türkiye'ye giren uyuşturucu sektörünün perde gerisi ortakları kim? Sadece kokain alanında, kokain alanında Türkiye'deki piyasa değeri, Türkiye'nin sektör değeri 100 milyar dolar. Siz nasıl bir milliyetçilikten, nasıl bir milli manevi değerlerden, yerli ve milli devletten bahsederseniz ki Türkiye uluslararası suç endeksinde organize suçlar bakımından dünyanın en çok organize suç örgütüne sahip 14. ülkesi. Bu nasıl bir rezalettir? Sonra aileyi korumak için herkes LGBT'ye karşı ya, onun üzerine istismar etmek. Aileyi korumak istiyorsanız uyuşturucuyla da mücadele edeceksiniz. Uyuşturucuyla mücadele kanunu 2015 yılında biz çıkardık. Ama şimdi hepsini delik deşik ettiler. Bir infaz yasası çıkardılar. Uyuşturucuların çetelerinin hepsini serbest bıraktılar bundan kısa bir süre önce 14 Temmuz'da. İçici diyerek şeyleri topluyorlar. Yoldaki, sokaktaki piyon çocukları, uyuşturucu baronları siyasi bağlantılarla aynen FETÖ borsası gibi her yere kol kanat geliyorlar. Ne kadar hazindir. Yüreğimin yandığı bir başka manzara. Atina'da bir Türk uyuşturucu çetesi bir başka çeteyle savaşıyor, çatışıyor. 5 genç ölüyor. Resimleri var. Hepsinin yaşı 22 ile 24 arası arkadaşlar. Benim üniversitede olsam öğrencim olacak yaşta çocuklar. Çeteye girmişler. Kim bu kültürü yayıyor? Ve tabii Sayın Bahçeli'ye soracağım, sormaya devam edeceğim. Sinan Ateş'i kim öldürdü? Bursa'dayız. Sinan Ateş'in memleketindeyiz. İçişleri Bakanı'na, yeni İçişleri Bakanı'na telefon ederek hem geçmiş olsun dedim hem söyledim. Burada da söylüyorum. Kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bu devletin başkentinden, bizim kadim başkentimizden sesleniyorum Bursa'yı. Bursa'dan sesleniyorum. Ankara'ya sesleniyorum. Kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çetelerden arındırmak için gayret ederse, bir damla ter dökerse, bir eylem planı ortaya koyarsa onun arkasındayız. Siyasi kimliğine bakmam, hangi partiden olduğuma bakmam, devleti temizleyecek olan herkesin yanındayız, arkasındayız, destekçisiyiz. Ve kim bu aziz başkentte işgal de görmüş olan bu aziz başkentten sonra istiklali yaşamış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde siyasi ahlaksızlığa, çeteleşmeye izin veriyorsa onun da karşısındayız. Onun da karşısındayız. İşte şimdi İşte gençliğin geleceği için uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Dün parti yönetim kurulu, politika izleme kurulu, bütün kurullarımızla Zoom toplantısı yaptım. Buradan da bütün Gelecek Partisi teşkilatlarına sesleniyorum. Eminim Saadet Partisi ile birlikte de bu mücadeleyi mecliste vermek konusunda zaten ortak bir mutabakatımız olacak. Artık Türkiye'de hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, satı ise bütün vatandır gibi. Bütün Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele savaşı ilan ediyoruz. Çetelerle ve uyuşturucularla mücadele. Sedat Peker bir takım iddialar ortaya attığında beyaz gömleklerimizle meclise yürümüştük. Resimlerini gördünüz. Buradaki arkadaşlarımın hepsi vardı. Şimdi beyaz gömleklerimiz yine var. Bu beyaz gömleklerle sonuna kadar çetelerle mücadele edeceğiz. Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum. Sakın ola ki kendinizi yalnız hissetmeyin siz de. Çetelere karşı mücadele verirseniz, Sayın Bahçeli'nin sözlerine kulaklarınızı tıkar, bizim sözümüze kulaklarınızı açarsanız, çetelerle mücadele konusunda ilkesel bir tutum takınırsanız siz de destekleriz. Hiç geçmişte ne olduğuna bakmayız. Bu devletin çetelerden temizlenmesi lazım. FETÖ çetesinden temizlenmesi lazım, Pelikan çetesinden temizlenmesi lazım, mafya çetesinden temizlenmesi lazım. İşte Gelecek Partisi'nin mücadele şeyi alanı budur. Ve son olarak şunu da zikredip, o kadar güzel bir topluluk ki,
birçok meseleyi söylemek ihtiyacı oluyor. Çok zor şartlardan geldik değerli arkadaşlar. Partiden ihraç edildim. Birçoğu ben ayrıldım zannediyor. 6 arkadaşımla ihraç edildik. Selim Bey burada, o ihraççılar arasında başka kimse var mı? O 6 kişiden Selim Bey, onları temsilen burada. Selçuk Bey, Abdullah Bey, Nedim Bey, Ayhan Bey. Ayhan Bey. Eylül ayında ihraç edildik. İhraç için dosya açıldı. Kötü bir Türkçeyle. Biz de ayrılma kararı aldık. 3 ay gece gündüz adam aradım. Parti kurmak için. Daha önce bize saygı duyan, hocam diyen birçok isim çekindi, kaçındı. Ama çok sağlam bir kadro kurduk. Herkes şimdi görüyor kadromuzu. Mecliste de. Çok sağlam bir kadro kurduk. Bu Anadolu toprakları adam aradığınızda çorak değildir. Adamları bugün adam zannettiklerimizi tüketen bir yönetime karşı biz adam gibi adamlar çıkarmaya devam edeceğiz. Adam gibi adamlar. Hiçbir rüşvetten, hiçbir yolsuzluktan etkilenmeyecek adamlar. Ve kurduk. Arkasından nice zorlu baskılar gördük. Arkadaşımız Selçuk Bey sokak ortasında öldüresiye saldırıya muhatap oldu. Selim Bey, Serkan Bey, birçok arkadaşımız mahkemelerde. Ferahumuz Bey yakınlarının şeyini kaybetti. Birçok arkadaşımızın çektiği çileler var. Ve bir teşkilatın niteliği buralardan belli olur. Direndik hep beraber, omuz omuza verdik. Geri adım atmadık. Sonra seçimler bir toplumsal barış projesi olarak büyük bir çaba içine girdik. Ve seçimler sonrasında da bütün o altılı masadaki arkadaşlara, il bazında da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kim ne derse desin, o bir toplumsal barış projesiydi. Yerini ve zeminini bulmuştur. Bursa'da da bu mücadeleyi omuz omuza veren bütün il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, 6 partinin hepsine teşekkür, bir borç bilirim. Bundan da hiç gocunmayız. Buna ihtiyaç var. Geldik mecliste, grup kurduk. Saadet Partisi ile birlikte. Fedakarlık yaptık. Biz ismimizden geçici bir süre için arkadaşlarımız fedakarlık yaptı. Onlar da bazı pozisyonlar, grup başkanı, grup başkan vekilliklerini aldık. Türk siyasetinde az görülen bir fedakarlık örneğiyle karşılıklı bir araya geldik, grubumuzu kurduk. Ne zaman kurduk? 6 Temmuz. 6 Temmuz. Bugün ne? 6 Ekim, Ağustos, Eylül, Ekim. 3 ay geçmiş. Bize dediler ki grubunuzda genel kurulda yeri 1 Ekim'de vereceğiz. Üzerimize gelmeyin. Vermediler. O gün grubumuz bir eylem ortaya koyacaktı. Ve komisyon sıralarına oturacaklardı. Ama sabah hain bir terör saldırısı olunca böyle bir birlik gününde buna tevessül etmeyelim dedik. Sonra meclis başkanı dedi ki perşembe günü bu sorunu çözeceğiz. Hem de nerede dedi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık kürsüsünden söyledi. Bu sorunu perşembe günü çözeceğiz. Perşembe günü oldu. Hala çözülmedi. Onun üzerine arkadaşlar gittiler, komisyon sıralarına oturdular. Bu sefer de usulü çiğniyorsunuz diye şey oldu. Yer gösterin dedik. İç tüzüğe göre bütün partiler eşittir ve her partiye grup yeri verilmelidir. Arkadaşlarımız bir haftada gerçekten muhalefet nasıl olunur, nasıl kararlı muhalefet olunur bunu gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Ve perşembe günü bir komisyon oluşturmaya karar verildi. Divan katibi üyesi olarak da bizim adımıza Mustafa Bilici katıldı. Dün tekrar toplandılar. Bakın buradan uyarıyorum. Numan Kurtulmuş'u. Numan Bey, sen AK Parti üyesi değilsin artık. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanısın. Tarafsız olmak ve iç tüzüğü uygulamak zorundasın. Parti üyeliği ayrı. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafsızdır. İç tüzüğü uygulamıyorsunuz. Anayasayı uygulamıyorsunuz. Biz sizin yeni anayasa teklifinize nasıl güveneceğiz? AK Partili grup başkan vekillerine de söylüyorum. Diğer partiler destek verdiler. Hepsine müteşekkiriz. Eğer salı günü o grup orada verilmezse o yer, sonuna kadar direneceğiz. Arkadaşlarıma da Sayın Karamollaoğlu'yla da görüşmüş olarak söylüyorum. Salı günü o yer gösterilmez ve hak ettiğiniz yerlerde oturulmazsanız
o salonları terk etmek size haramdır arkadaşlar. Haramdır. Çünkü kendi hukukunu koruyamayan, sağ olun, kendi hukukunu koruyamayan milletin hukukunu koruyamaz. Her bir milletvekilimize verilen oy, oy veren seçmenimizin hepsine saygının bir gereğidir. Asla taviz vermeyeceğiz. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla oluyorsa bunlar, inşallah değildir. Ona da seslenerek ifade ediyorum. Arkadaşlarınıza gerekli talimatı verin ve iç tüzüğü, anayasayı uyguladığınızı gösterin. Bu bizim anayasal hakkımızdır ve hiç kimseye de bu hakkı bırakmayız. Eğer bu konuda bile samimiyetsiz davranıyorsanız, getireceğiniz teklifler neye işaret eder? Hem kapımız herkese açık, anayasayı tartışmaya hazırız diyorsunuz, hem bir gruba yer vermiyorsunuz, hem de kongreye davet etmiyorsunuz o partileri. Saadet Partisi de Gece Partisi de davet edilmedi. Şeref nişanıdır, hiç önemli değil. Değerli arkadaşlar, çok zor bir tarihi dönemeçten geçiyoruz. Engebeli bir yol. Dünyada krizler var. Bölgemizde krizler var. Ülkemizde derin bir sosyal, ekonomik, ahlaki kriz var. Bütün bunlar karşısında umutsuzluğa kapılmak bize yakışmaz. Bursalılara hele hiç yakışmaz. Devletimizin, hikmetimizin, irfanımızın merkezi olan Bursa bizim için bütün bu karamsarlık içinde bir umut rüzgarıdır. Bu güzel toplantıyı tertip edilmesine katkıda bulunan bütün arkadaşlarıma, bir önce kurucu il başkanımız Alparslan Bey'e, değerli valimize, değerli büyükelçimiz ve milletvekilimize, bölge koordinatörümüz Marmara'yı hallaç pamuğu gibi atıyor, çok da çok çalışıyor, Cemal Bey'e ve bütün arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlayıp ama en güzel selamı da Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e göndererek Esselamu Aleyküm diyorum. Allah'a emanet olun.